Esra'nın Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden lisans, yüksek lisans ve doktora sahibi, Edebiyat Kuramları ve Eleştiri, İdeoloji ve Edebiyat, Modern Türk Tiyatrosu üzerine çalışmaları çeşitli dergilerde yayınlanmıştır. 2003-2008 yılları arasında Kadir Has Üniversitesi'nde Türk Dili dersleri verdi. 2005 yılından beri Boğaziçi Üniversitesi'nde Türk Dili dersi okutmanlığı görevini yapmaktadır. Esra Dicle'nin bugünkü konuşması Sahnede Oyuk, Tanzimat'tan 1950'lere Tiyatroda Kadın Yazarlığı. Ben bugün aslında 1880-1900 geç Osmanlı ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında kadın yazarlığının gelişimine önce bir genel olarak baktım ama ana hatları Cumhuriyet döneminde çok önemli gördüğüm iki kadın yazar, tiyatro yazarı, kimliği de çok bilinmeyen aslında çok önemli siyasi figürler ama tiyatro metinleri ya bulunmamış ya arşivlerde kalmış iki isim. Nezihe Muhittin ve Fatma Nudiye'den bahsedeceğim ve onun iki oyununa odaklanarak biraz kadın tiyatro yazılımını ve tiyatro alanında kadının varlığını tartışmaya çalıştım. Ama tabii geç Osmanlı döneminde kadının tiyatro alanına dahil olması aslında tabii ki öncelikle bir seyirci ve okur rolüyle başlıyor. Ondan sonra yazarak bu kültürel alana da katkıda bulunmaya başlıyorlar. Kadının tiyatro alanındaki yazarlığı o dönem roman yazarlığından çok farklı değil. Hakim ortamın temel ihtiyaçlarına cevap veren içerikler üretiyorlar aslında. Tiyatroda en baştan eğitsel işleriyle tanımlandığı için ve bu eğitsel işlerde aslında çok hakim bir elit söylemin ihtiyaçlarıyla uyumlu bir içeriğe zorladığı için kadın yazarları görünür düzlemde bunu onaylayıp aslında daha alt söylemlerle bu söylemi yırtmaya çalışan ve güncel politik toplumsal meselelerin yanında kendi içeriklerini ve meselelerini de üreten bir kadın yazınıyla karşılaşıyoruz. İlk aslında bugün de bahsedildi kısaca. İlk metin, tiyatro metni Şahin Nigar'ın 1883 tarihli Tesiri Aşk oyunu. Mesela bu oyunda o dönemde çizilen işte Osmanlı kadını rolüne uygun bir işte cevvale karakteri var. Bu eğitimli, orta üst sınıf bir aileden gelen, gene birçok Tanzimat anlatısında rastladığımız gibi eğitimine ve işte aile içi ilişkilerindeki en büyük desteği olarak babaya çok büyük vurgunun yapıldığı bir oyun bu. Ama en önemli nokta işte cevvali bir, aynı zamanda Fransızcadan çeviriler yapan biri olması, bundan para kazanıyor olması, bundan işte yaptığı çevirilerin yayınlanıyor olması, babanın bu konuda ona çok destek olması, aşık olduğu adama karşı sadece yüce ilahi duyguları değil, aynı zamanda tensel arzularını da keşfediyor olması ve bunun metinde dillendirilmesi önemli konular. Ama bununla beraber şununla da karşılaşıyoruz. Bu oyunun içinde bir şekilde çok detayına girmeyeceğim ama istediği kişiyle evlenemeyen, ailesinin önerdiği kişiyle evlenmek durumunda kalan, aslında sevdiği kişiyi ne kadar yakın bir ilişkisi olsa ve yeni bir baba kız modelinin örneği olarak yorulmasak da oyunun içinde kendi taleplerini babaya iletmekte hala geleneksel baskılama usulünü aşamayan, o utanma duygusunu geçemeyen kadının istemediği biriyle evlendirilmesi ve arkasından işte ince hastalığa tutulup ölmesi ve onun arkasından sevdiği kişinin de intihar etmesi gibi bir konuyu bahsediyor. Şunu görüyoruz aslında. Kadın ne kadar entelektüel yönüyle desteklerse, babanın rehberliğinde aslında yeni bir role kavuşsa da ev içinde kadının hala bastırması gereken mahrem duygularının olduğu ve bu konuda hiçbir diyalog ortamı bulamadığı, aile içinde bu iletişim imkanını bulamadığı vurgulanıyor ve şu çok önemli bir nokta. Zaten bundan sonraki oyunlarda da en çok gördüğümüz kadınların her zaman diyalog ve müzakere yolunu kurmaya çalışan figürler olduğu oyunlarda, hangi dönemde yazılırsa yazılsın, siyasal atmosfer bir şekilde değişirse değişsin, kadınların talepleri hep diyalog olacak. Mesela Meşrutiyet döneminde tiyatro oyunlarının içeriği de, kadınların yazdığı oyunların içeriği de siyasallaşıyor tabii. Fakat bununla beraber, bu siyasallaşmayla beraber mesela Fehime Nusret'in Bir Zalimin Encamı oyunu hemen 1908 tarihinde
İkinci Meşrutiyet'in getirdiği o özgürlük ortamıyla her köşede bir tiyatro oyununun yazıldığı ve sahnelendiği bir şeyde, atmosferde. Önemli bir oyun, İstiklal dönemini bir paşanın şahsını da somutlaştırıp onun işte zorba, baskıcı, şiddet kullanmaktan çekinmeyen jurnalci bir figür olarak çizildiğini görüyoruz ve yanında işte beraber haraç topladığı bir işte Rıza diye bir adamın Hatice Hanım diye bir karakter var. Onun kızını zorla almasına vesile oluyor. Hatice Hanım'ı getiriyor ve kızını vereceksin diyor. Hatice Hanım karşısındaki zorbayı ikna etmeye çalışıyor. Yani iletişim kurma çabası. Şiddete karşı erkeğin tek bildiği iletişim kurma yolu olarak gösterilen şiddete karşı kadının ürettiği bir müzakere dili var. Ve bu müzakere dili oradaki zorbayı köşeye sıkıştırıyor aslında. Ve Hatice Hanım'a da şiddet uyguluyor. Burada aslında bir taraftan siyasal bir şiddet var tabii. İstiklal döneminin bir paşasından bahsediyoruz ama onun aynı zamanda eril karakteri de gösterilmiş oluyor. Yani siyasal şiddetin eril yapısı da aynı zamanda ortaya çıkartılmış oluyor. Tabii ki Meşrutiyet'le beraber bu zorba da devriliyor. Ve bir şekilde Hatice Hanım ve onun ev içinde kurduğu iletişime, müzakereye dayalı ve ortamda olumlanmış oluyor. Mesela yine önemli şeylerden, metinlerden bir tanesi kadın Fatma Aliye'nin Levai Hayatı'na benzer bir yapıda anlatılan bir oyun. Beş tane farklı kadının bir araya gelip Afife Kemal'in İrşad-ı Şebap 1918 tarihli. Farklı siyasal görüşlerde ve farklı sanatsal, estetik zevklerde olan beş tane kadının gelip kendi görüşlerini bir çay partisinde tartıştığı bir oyun bu. Herkes gayet açık fikirli, gayet nazik, birbirini dinleyerek, birbirine kulak vererek, kendi argümanlarını ortaya sürerek son derece çok sesli ve anlatıda bir merkezin olmadığı, yani bir görüşün ağır basmadığı, kurgunun bunu oluşturmadığı bir yapıda görüşlerini ifade edebiliyorlar. Bu çok önemli. Bu isimlerle bu hangi dönemde olursa olsun bir taraftan tiyatronun kamusal işlevinin tanımlanışı ve kamusal ihtiyaçları karşılama işlevinin yanında kadınlar kendi sorunlarını da ve kendi taleplerini de ikinci bir anlatı kurarak dile getirmeye başlıyorlar. Cumhuriyet döneminde de aslında iki tane kanal görüyoruz. Cumhuriyet dönemiyle hemen 1923'ten itibaren mektep ve aile temsilcileri yazılmaya başlanıyor ve bu konuda özellikle muallim kadınlardan bu metin üretim sürecine katılmaları isteniyor. Burada tamamen Cumhuriyet'in projesi, aile ve eğitim projesi paralelinde metinler var. Ama benim önemsediğim, yakından bakmak istediğim aslında Nezihe Muhittin'in ve Fatma Nudi'nin tam da bu dönemde, 20'lerin sonu ve 30'ların başında 1929'da Nezihe Muhittin'in 3 tane tiyatro oyunu var. Muhit mecmuasında yayınlanan, 1931 tarihinde Fatma Nudi'nin şehir tiyatroları repertuarına alınan fakat sahnelenmeyen oyunu. Aslında bu çok önemsememin sebebi, hatta bu sahnedeki oyuk diye tanımlamamın sebebi, Tanzimat'tan beri gelen bir geleneğin Cumhuriyet döneminde iyice ortaya çıkması. Yani kadının kendi söylemini ve taleplerinin sahnenin kamusal ve politik tanımlarını artık içten yavaş yavaş oymaya başlaması. Hani onunla artık uzlaşır gibi gözükmeye çok da bir ihtiyaç duymadan kendi meselelerini doğrudan sahnede temsil etmeye başlaması. Şimdi şu ilginç aslında, Nezihe Muhittin'in 3 tane Muhit mecmuasında yayınlanmış oyunu var. Fakat bunlar Nezihe Muhittin'in bütün eserleri içinde bulabildiğimiz zikredilen eserler değil. Muhit bir aile mecmuası ve Cumhuriyet döneminin aile politikalarını, bu aile içinde kadının işlevini, erkeğin işlevini, rolünü tanımlayan, o işte modern aileyi birazcık da kutsayan bir içerikle 1928 ve 33 arasında 55 sayı çıkmış bir mecmua. Yani baktığınız zaman işte annelik vasıfları, eşe karşı nasıl davranmak gerekir, işte bir erkeğe nasıl davranmak gerekir, hatta anket yapıyorlar işte bir erkeğin bir kadında en nefret ettiği unsurlar mesela. Okumuş olmasıyla başlıyor bu. Çok soru sormasıyla devam ediyor.
işte uysal olmamasıyla falan böyle bir sürü şeyler sıralanıyor. Tabii kadına böyle bir şey sorulmuyor ama hani bir erkekte en çok hoşlanmadığın şey ne olur diye. Dolayısıyla orada bir kadınlık eğitimi var. Yani kadının mesela saçlarını nasıl kestirebileceğine dair her sayıda model önerileri falan var. Böyle bir dergiden bahsediyoruz ve Nezihemuddin Üçoyunu da burada yayınlanıyor. Bu aslında tam da bulunduğu mecrayı böyle bombalayan bir içerik aslında Nezihe Muhittin'in oyunları. Ben biri üzerinde duracağım. O da Vicdanların Emri adlı bir oyun. Oyun bir mahkeme salonunda geçiyor. Ve Ramazan'ın üçüncü gecesi işlenmiş bir cinayeti. İşte bir hançerle kalbinden yatağında hançerlenerek öldürülmüş, oğlu tarafından öldürülmüş Hatice Hanım'ın arkasından işte katilin cezasını belirleneceği bir mahkeme süreci anlatılıyor. Tam da aslında o dönemlerde gazetelerde, sokaklarda kadınlara yapılan saldırıların da haber olarak bahsedildiği bir dönem bu. Fakat bu oyun daha en başta şiddetin sadece kamusal alanda değil, özel alanın içinde, hanenin içinde de ne kadar baskın ve etkili olduğunu, özel alanın, daha doğrusu o dişileştirilmiş mekanın, kadın için, yani kadına ait kılınan mekanın tam da kadın için ne kadar tekinsiz ve güvensiz bir alan olduğunu göstererek başlıyor zaten bize. Dolayısıyla çok gotik unsurlarla hikaye devam edecek. Nasıl bir şeyden, gotik atmosferden bahsediyorum? Mahkeme salonunda reis dahil, bütün şahitlerin, işte bütün savunma avukatının histerik denebilecek kadar duygusal şekilde bazı hareketlerde ve ifadelerde bulunması, anne katlinin zaten oradaki mahkemenin temel meselesi olması, aile sırlarının oyun devam ettikçe ortaya çıkması, çok şiddetli bir şekilde nefretle işlenmiş bir cinayetin varlığı, delilik sınırlarında geçen dolaşan karakterler, birazdan bahsedeceğim oyun içinde yer yer çok abartılı ve grotesk unsurlar, aslında bir gotik atmosfer kuruluyor. Şimdi gotik anlatıların işlevine baktığımızda biz hemen şöyle bir şey görüyoruz. Yani gotik anlatılarda ne vardır? Delilik, şiddet, anne katli, baba katli, cinsellik, hezeyanlar, abartılı düşler, çift ruhluluk, tekinsiz mekanlar. Bütün bunların hepsi aslında modernliğin ilerleme, kalkınma, işte güvenlik duygusu ve kutsal aile gibi işte değerlerinin bir illüzyon olduğunu göstermek için bunlara saldıran bir anlatı türü. Şimdi tam da biz modernleşme süreci, işte yeni modern aile, işte kamusal alana çıkan kadın, dolayısıyla kadın modernleşmesi üzerinden kurulan bir cumhuriyet modernleşmesi anlatısı falan ve bunu kutsandığı bir dönemin içinde ve tam da bu söylemin üretildiği bir dergide biz açıp bakıyoruz ve Nezihe Muhittin'in anne katlini anlattığı bir oyunla karşılaşıyoruz. Bu dolayısıyla bir taraftan sadece üslubuyla bile bu modernleşme projesi nasıl oymaya başladığını bize gösteriyor. Ve tabii kurulan mahkeme, yani adaletin tesis edileceği yer olarak mahkeme ortamı da aslında ironik bir yere dönüşüyor bu şekilde. Adaletin nasıl sağlanacağı mı, yoksa sadece kadın olduğu için öldürülen birinin arkasından gerçekten bir adaletin sağlanıp sağlanamayacağı mı bize gösteriliyor. Bunu görmeye başlayacağız. Davanın bir aydır sürdüğünü anlıyoruz sahne talimatlarından ve katil olduğu söylenen, cesedin başında, kanlı hançer odasında bulunan Masum adlı oğul, anlıyoruz ki dava boyunca bir aydır konuşmamış. Aslında hani başka şahit yok, işte hançer orada odasında bulunmuş, Masum olduğunu söylemiyor bile. Fakat biz şahitlerin dinlendiğini görüyoruz. Bir aydır şahitleri dinliyorlarmış ve o günde 3 tane şahit. Bu neye şahit? Olayı görmemiş. Karakter şahitliği yapıyorlar. Yani Masum'un ne kadar masum biri olduğunu anlatmaya çalışıyorlar. Burada içerikten çok üslup zaten işte grotesk bir hal oluyor. Mesela şahitlerden bir tanesi, okul arkadaşlarından bir tanesi şöyle bir ifade veriyor. Diyor ki Masum, yeryüzünün en temiz, en lekesiz bir çocuğudur. Bu asil ruhlu genç, beşerin iğrenç küçüklüklerine, ilahilerin merhametli gözleriyle bakan bir semavidir. Masum arkadaşları için bir fazilet kaynağıdır.
İşte sonra başka biri geliyor diyor ki işte Masum'un anasından karşı hissettiği büyük duygu mektepte bir meseldir. Bütün mektep halkı onun masumiyetine şehadet eder. Bu ifadelerden sonra reis ağlamaya başlıyor, mahkeme reisi filan. Dolayısıyla bu çok grotesk bir şey ortaya çıkartıyor. Yani bu histeri, erkek histerisi özellikle. Erkeklik söyleminin de ne kadar kırılgan olduğunu bize gösterecek oyun devamında ama. Ve biz aslında şeyi görüyoruz. Kurulan mahkeme neredeyse tek suçlu olarak görülen erkeği kurtarmak için verilen ifadelerle gelişiyor. Yani orada şahitlerin yaptığı aslında sadece Masum'u kurtarmak. Onun böyle bir anneyi öldürecek kadar vahşi bir doğaya sahip olmadığını göstermek. Birdenbire erkeğin kurtarılmasına dönüyor iş, adaletin sağlanmasındansa. Sonra müdafaa vekili diyor ki yani ben savunmak zorundayım. Sadece şöyle bir ihtimal olabilir. Acaba baba oğul arasında gizlenen bir şey mi var? Bir sır mı var? Tam o sırada baba geliyor. Ve diyor ki evet yani bir sırrımız var. Şimdi hikaye sürekli geriye doğru açılıyor. Diyor ki ben oğlanı anasının cesedinin başında elimde kanlı hançerle buldum. Oğlanı gönderdim. İşte hançeri sakladım ama sonra polisler geldi buldu. Ben de vicdan azabı çekiyorum. Dolayısıyla benim oğlum anasını öldürmüştür. Ben de buna göz yumdum. Onu idam masasına gönderin. İşte ben de kendimi vuruyorum der ve intihar eder orada. Ve mahkeme sanki orada bir ölü yatmıyormuş gibi devam eder. Çok dediğimiz gibi grotesk, gotik bir havanın içinde bütün olağanüstülüklerin normalleştirildiği bir şey sunuyor anlatı bize. Ve ama şunu da görüyoruz bir taraftan. Erkeğin cinayet işlerinde motivasyonunu da görüyoruz. Çünkü baba diyor ki ben aslında o kadının onun öz annesi olmadığını söyledim. 12 yaşından biri büyüttü ama öz annesi değildi. Bunu öğrendi ve öldürdü. Dolayısıyla şiddetin nasıl gerekçelendirildiğini de görüyoruz. Haklılaştırılmasa bile gerekçelendirildiğini görüyoruz ve erkeğin motivasyonlarını tanıyoruz. Sonra hikaye bir adım daha geriye gidiyor. Çünkü biri daha geliyor. Server adlı biri. Diyor ki vallahi ben öldürdüm. Asıl katil benim. Ben artık vicdanım el vermiyor. Dolayısıyla gerçeği açıklamak zorundayım. Gerçek neymiş? Aslında bu server Hatice Hanım'ın 20 yıl önceki aşkıymış. Ekonomik sebeplerle Hatice Hanım bu beyefendiyle, yani Masum'un babasıyla evlenmiş. Peki server ne yapmış? Diyor ki kıskançlık denen alev göğsümü sarınca sevdiğim kadını öldürebildim. Onu demirleri eritecek bir ateşle seviyordum. Her şeyden ve herkesten kıskanıyordum. Cahil bir insanım Reis Bey. Kendimi kullanacak, hislerimi hükmedecek bir tahsil ve terbiyem yoktur. Titizlik, cahillik ve bu sonsuz ateş beni nihayet katil yaptı. Bu iyi hal ve pişmanlık yasasından faydalanabilecek bir ifade gibi gözüküyor. Ama sonrasında biz şunu anlıyoruz. Meğerse aslında Server cinayet işlediğinde Masum gelmiş, onu suçüstü yakalamış. Anne daha ölmeden şöyle bir ifade vermiş. Demiş ki sana verdiğim ana emekleri namına yalvarıyorum Masum. Namusumu ben öldükten sonra da muhafaza et. Bu gördüğüm vakayı kimseye söyleme. Katilimi affediyorum. İkiniz birden kaçınız. Şöyle bir şey çıkıyor karşımıza, müthiş bir erkek dayanışması var. Yani adaleti yanıltmak, bir cinayeti örtbas etmek üzerine kurulu bir erkek dayanışmasıyla karşılaşıyoruz. Bütün her şey ortaya çıkmış, katil bulunmuş ve adalet sağlanmış gibi gözükse de aslında bu da bir ironi. Çünkü kadın öldü, yani kadın öldürüldü, cinayete kurban gitti. İster eski kıskanç bir aşık olsun, İster işte üvey oğul cinayeti olsun, sonuçta erkek kadını öldürdü. Bu nedenle aslında o rahatlamanın sağlanması da mümkün değil. Mahkemenin sonunda adaletin sağlanması da aslında mümkün değil. Bu nedenle şunu görmüş oluyoruz en başta. Demin söylediğim şey, yani muhitte modern cumhuriyetin aile projesinin, kadın projesinin, İdeal Kadın Projesi'nin üretildiği bir mecrada bu oyunun yayınlanmış olmasını, bu gotik üslupla örtülmüş bu şiddetli aslında karşı çıkış çok önemli buluyorum. Diğeri de 12 sene sonra yazılan Fatma Nuri'nin metni. Bu oyun Beyoğlu 1931 ve Beyoğlu'ndaki aslında kumar ve fuhuş batağını anlatan ve bir taraftan da sınıf değişimini bize gösteren, yani çünkü bu mesela fuhuş ve kumarın döndüğü evi işleten eski Osmanlı işte orta üst sınıfından bir kadındır.
İşte onların ne kadar işte babaları, dedeleri, paşa, amcaları, nazır, dayıları, eski vali, soyu sopu hep yüksek adamlardır bu fuhuş yuvasını ve kumar yuvasını işletenler. 1920'lerin, 30'ların tiyatro ortamına baktığımız zaman daha çok Cumhuriyet'in kazanımlarını öven oyunlar var. Fakat Beyoğlu 1931, diyalektik materyalist düşünceyle yazılmış ilk tiyatro oyunudur. Nazım'dan da önce, yani bir yıl önce. Bu oyunun repertuara alınmasında Muhsin Ertuğrul etkisi çok yüksek tabii. Fakat bu oyun sahnelenmeyince zaten bir sene sonra Nazım'ın Kafatası oyunu sahnelenecek Muhsin Ertuğrul. O oyun da 3 gün sonra yasaklanacak zaten. Burada gördüğümüz şöyle bir şey var. İşte kumar batağına tutulmuş bir erkek kardeşinin yanında bir gözlemci gibi ne oluyor buralarda acaba diye giden bir yüzbaşı zati. Hikayede bütün hikayeyi seyircilere açıklayan, anlatan, yorumlayan bir gözlemci anlatıcı. Oyunun zaten teknik olarak, biçimsel olarak özellikleri çok avantgard epik. Yani sahneyi üçe bölmesi, üç bölümde de aynı anda aksiyonu yürütmesi, ön oyun ve son oyun olması, çok faydalı ve basit bir dekor, işlevsel dekorla gerçekçilik gibi bir kaygı olmadan eşyaları kullanması, bir anlatıcının olması, o zamana kadar tiyatroda çok gerçekçi akımın Türkiye'de baskın olduğu bir ortamda son derece yenilikçi bir içeriğinde ortaya çıkmasına biçimsel anlamda yol açıyor. Ben de bir iki dakika aşacağım. yani ben bir saat geç kalmış olarak hani konuşmaya birazcık buna hakkımız var diye düşünüyorum. Şimdi şöyle mesela şöyle bir şeyden bahsediyor. Çok kuvvetli bir kapitalist hukuk eleştirisiyle başlıyor. Kumar masası üzerinde insanların nasıl borçlandırılıp nasıl soyulduğundan bahsediyor. Ve oradaki hesaplar, alışverişler, bütün bunları anlatırken mesela zati karakteri şöyle bir şey söylüyor. Oradaki kumar soygununu görerek. Diyor ki birisinin cebinden tek lira çalamadan hırsızdır diye yakalanır yüzüne tükürürüz. Diğer tarafta kare az kara ruva dedim mi akarsular durur, topla paraları indir cebe, hırsız da kazanmadığı parayı alan adamdır kumarcı da. Yalnız elini sokup para aşırmak ayıp, poker oynayıp aşırmak kibarlık diyivermiş. Şimdi bu aslında ekonomik sistemin ve tabii ki zenginlerin yani hırsızlık hukukunun nasıl işlediğini bize gösterirken bir taraftan da insanların bu batağa nasıl çekildiğini anlatır. Yani klasik diyalektik görüş çevre insan ahlakını, insan davranışlarını belirler. Mesela Şadan diye bir kadın vardır. Bu kadın eşinden gizli kumar oynamaktadır. Kumar borcu artınca kadın fuhuş yapmak zorunda kalır. Onun borçlarını ödeyen adamla birlikte fuhuşa zorlanacaktır. Ve bu fuhuş evinde gördüğümüz insanlar işte silindir şapkalı adamlar, işte göbekli adamlar, klasik imamlar. Eski soylular. Dolayısıyla burada yani sınıfsal bir şeyden, ahlaki düşkünlükten ve tabii ki bir burjuva sınıfı ahlakı eleştirisinden bahsediyoruz. Bütün bu çirkinliğe bulaşmamış aslında iki karakter var. Biri bir gözlemci zati, diğeri de Ekmel adlı bir karakter. O fuhuş evini yöneten Rana adlı karakterin kızı. Bu kız eğitim almak isteyen, öğretmen olmak isteyen bir kız. Ve hiçbir şekilde bu pisliğe bulaşmıyor. Şöyle bir şey söylüyor çevresinde olan hayatı yorumlarken. Ben başlıca salonlardan nefret ediyorum. Kendimi de bir gül süslü bir bebek gibi salonda bir koltuk işgal etmekten başka manam olmayacaksa ben o hayatın bütün seyrini başkalarının seyrine bırakmayı ikmal ederim. Yalnız okudum ve yalnız etrafımda geçen şeylere göz kulak oldum. Diye bahsediyor. Dolayısıyla aslında bir taraftan Cumhuriyet'in o balolar, işte danslar, ev partileri, modern kadının bunlara katılmasının teşvikinin karşısına oradaki kadınları çalışmayan, üretmeyen birer süs bebeği olmakla suçluyor ve aslında emek üretmenin de bir taraftan kutsandığını görüyoruz. Oradaki kadınların vahşice bedenlerinin sömürüldüğünden bahsettiğini görüyoruz Ekmel'in de. Dolayısıyla bu bir şekilde iki karakter için bir şey, çok iyi bir uyum ve Ekmel'le zaten nişanlanırlar. Şöyle bir şey düşünür zaten Ekmel'i tanıyınca, bu aslında her iki karakter için de bir trajik hata olacaktır. Diyor ki, mamavi bazı insanlar üstünde Muhit'in zerre kadar tesiri olmaz. Muhit nazariyesini koymuş olan filozoflar Ekmel'i tanımış olsalardı nazariyelerin kuvvetinden çok şey eksildiğini görürlerdi.
Şimdi aslında demin söylediğim şey, diyalektik felsefenin temelinde ne var? Çevre insan davranışlarını belirler. Ekmel'i tanıyınca zati bunun aslında geçerli olmadığını bir istisna üzerinden düşünüyor ve diyor ki Ekmel gibiler varsa demek ki önemli olan insan ahlakı ve haysiyetidir. Fakat sonra annenin baskıları, eve icra gelme ve bütün eşyaların satılma, annenin üzüntüden ölmesi gibi ihtimaller karşısına çıkınca o kumar masasına Ekmel de oturur. Ve yüzbaşı zati o masada Ekmel'i gördüğü zaman işte ne nişan kalır ne bir şey, Ekmel aklını kaçırır, anne ölür. Biz burada nişanlılık, efendim işte birbirleri bonjour diye selamlaşmalar, hediyeler almalar, sinemalara gitmelerle kendi kişisel hayatını korumak üzerine bir düzeni olunmayan karakterlerin en sonunda çevrenin baskısından, çevrenin ahlakından kendilerini koruyamadıklarını ve her ikisinin de trajik bir şekilde felakete sürüklendiğini görürüz. Tabii ki bu oyunun sahnelenmemesi doğaldır. Repertuara alınması da ancak Muhsin Ertuğrul gibi bir yönetmenin varlığıyla bağlantılıdır. Ama bunlar çok ciddi, hakim, dönemlerin hakim tiyatral söylemlerini, arkasındaki resmi ideolojileri oyan çok önemli metinler ve çok cesur kadınlardır. Özür diliyorum açtığı bütün sürelerini. Teşekkür ederim. Bugün tam tersi 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Dramatik Yazarlık Dramatürji Ana Sanat Dalı mezunu. Aynı üniversiteden yüksek lisans derecesini aldıktan sonra şimdi doktora eğitimine devam etmektedir. Jiyan adlı oyunu ile Suat Taşeri kısa oyun yazma ödülü sahibidir. Cemil Kavukçu'nun Kavukçu'dan uyarladığı Avludaki Tren adlı radyo oyunu TRT Ankara Radyosu'nda yayınlanmış. Kendisinin Hayat Çağıran ve Rağmen isimli iki şiir kitabı, aynı zamanda da Sanatın Gölgedeki Kadınları başlıklı bir derleme kitabı var. Bir başka editörle birlikte bugün kendisinden Afife Jale'den Macide Tanır'a başlıklı konuşmayı dinleyeceğiz. Buyurun. Öncelikle Boğaziçi Üniversitesi'ne gelmiş olmaktan dolayı çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Hem Boğaziçi Üniversitesi Nazım Hikmet Kültür, Sanat ve Araştırma Merkezi'ne hem de çok sevgili Olcay Akyıldız'a davetleri için çok teşekkür ediyorum. Ben Olcay Hanım davet ettiğinde ve konuştuğumuzda aynı zamanda yani kimin kanalına bakarken Dünya Kadınlar Günü ile ilgili 8 Mart ile ilgili K24'te bir dosya hazırlama aşamasındaydım. Yanılmıyorsam da dün yazılar K24 üzerinden yayınlandı. Orada da birlikte pek çok kıymetli yazarla birlikte İçlerinde Necmi Alpay'ın, Aksu Bora'nın yer aldığı ve daha bir sürü kıymetli kadın yazarın yer aldığı kadın olma ve yazma deneyimlerini birlikte düşündük ve yazdık. Burada da aslında çok benzer ve paralel konuşmaların ve oturumların yapıldığını gördüm. Sonuçta Kimin Kanalı üzerinden baktığımızda deneyim sözcüğünün dönüp dolaşıp bize çarptığını görüyorum. Bugün ben de Afife üzerinden aslında onun yaşamış olduğu deneyim üzerinden belki biraz kederli ama sonuç itibariyle onun emekçi ve devrimci ruhuyla birlikte daha sonra Türk tiyatrosu açısından, kadının sahneye çıkması açısından olan mücadele üzerinden kısaca kanonları deşifre etmek üzerinden sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Kadının sahnede yer alması hepimizin bildiği gibi aslında günlük yaşamdaki cinsiyet politikalarıyla yakından ilgili. Çünkü günlük yaşamın içerisinde erkeğin tanımlamalarına göre yaşayan kadın görüyoruz ki sahnede de aynı perspektiften temsil ediliyor kuşkusuz. Ve bunun altında da ataerkil cinsiyet kalıplarının yattığını biliyoruz. Tarihsel süreç olarak baktığımızda ise antikte de, Roma'da da, Elizabeth döneminde de ya da kendi coğrafyamıza döndüğümüzde de benzer durumlarla karşılaşıyoruz. Nedir? Kadın rollerinin erkekler tarafından icra edilmesi, erkeklerin kadın rollerine girmesi, hatta metinleri erkeklerin yazıyor olması. Tabii burada kuşkusuz bazı çelişkiler ortaya çıkıyor. Birincisi, erkek kendi varlığını, kendi koşul ve gerekçelerini
aslında karşıtı üzerinden kendisi vermiş oluyor. Kendisi oynayarak bunu vermiş oluyor. Bir diğeri de öznenin kendisini karşıtı üzerindenken, karşıtı üzerinden tanımlarken karşıtı olmadığında öznenin kendisini nasıl tanımlayabileceği gibi bir sorunun da çıktığını düşünüyorum. Şimdi bu türden analizler bize hemen kamusal alan ile özel alan meselesini çağrıştırıyor. Çünkü günlük yaşamın içerisindeki ilişki birimleri aynı zamanda siyasal olarak da baktığımızda, yani biz bunu antikteki işte polise de götürdüğümüzde, yani kentin orada düzenleyicisi, evin düzenleyicisinin kadın olduğunu düşündüğümüzde, kadın bir adım dışarı çıktığında, örneğin sahneye adım attığında teşhir etmiş oluyor ve değişik biçimlerde tanımlamalar almış oluyor. Bu anlamda çalışmalarıyla Soyal'ın Case, Feminizm ve Tiyatro adlı kitabında bize kadınlar sahneye çıktığında fahişi olarak adlandırıldığını anlatıyor. Kadınların sahneye çıkmasının yasak olduğunu söylüyor. Dolayısıyla da biz bunları tanımlarken şuna gelmiş oluyoruz. Aslında temel meselenin ideolojik olduğu, toplumsal normlar ve ahlak yasaların sanatı nasıl etkilediği ve ister istemez sanattaki bütün bunların kurgulanmış ideolojinin bir parçası olduğunu görüyoruz. Dahası ben bunu Elizabeth dönemine götürdüğümde de yine Hristiyan geleneğini eğer hepimiz hatırlarsak yine o noktada da aslında toplumsal cinsiyet kurgusunun nasıl deşifre edildiği ve kadının sadece cinsellik olarak adlandırıldığı ve cinsellikle sınırlandığını görmüş oluyoruz. Cinselliğe indirgenmiş cinsiyet politikasına göre kadın bir kez daha kamusal alan üzerinde erkeğin üzerinde bir tehdit haline gelmiş bulunuyor. Tabii bunlar pratik yaşamda aynı zamanda kültürel yaşamdaki simgesel kodları da etkiliyor. Edebiyat, tiyatro, felsefe, ilahiyat bir sürü alanda kadın bedeni yasaklanıyor. İşte Shakespeare metinlerine bakıyoruz. Bütün Shakespeare metin ve uygulamaları o dönem itibariyle bu temsiliyet biçimlerinde sahneleniyor. Kadın rollerini erkekler kılık değiştirerek bir nevi cinsiyet eşitsizliğinin altını çize çize sürdürüyorlar. Kadın bedeni ve sesi dilin içine saklanıyor. Yalnızca diyaloglar düzleminde cinsiyetin dili ve sesini yansıtmak belki mümkün. Bunlarla bize kendi coğrafyamıza döndüğümde de benzer şeylerle karşılaşıyorum. Kadın oyuncunun sahneye çıkması o kadar kolay olmuyor. Müslüman kadınlar için öncelikle Ermeni ya da Rum kadın oyuncuların çıkmış olması gerekiyor ve Ermeni ya da Rum kadın oyunculardan sonra Müslüman kadınlar sahneye çıkabiliyor. Ve tabii ki buradaki yine aslında en büyük kaygı, en büyük keder de şu, çıkıyor olmasının altındaki yatan sebepler. En önemli sebep sanıyorum ki kadının sahneye çıkmasında cinsiyet eşitliği ile ilgili bir durum değil, tam tersi estetik bir kaygı taşıdığı biliniyor. Yani Türk kadını canlandıran gayrimüslim kadın oyuncuların aksanından kaynaklı diksiyon bozukluğu, inandırıcılığı zedelediği için aslında. Bütün bunlar bir kenara, ben Afife ve Macide Tanır üzerinden, yani bir dönem okuması üzerinden aslında Afife'ye bakmaya çalıştım ve dolayısıyla Türkiye modernleşmesi diyebileceğim ve onun dönüşümleri bize bu konuda yardımcı oluyor. Türkiye modernleşmesi ve dönüşümlerinde Serpil Sancar'ın da değindiği, hatta ideal kadın nasıl olur sorusu sanıyorum hepimiz için bir yol açıcı. Çünkü modernleşme süreci araştırıldığında kadın meselesi hemen ön plana çıkmakta. Modernleşme, ulus devlet inşası kendi aslında çıkarları açısından kadının erkeklerle aynı haklara sahip olmasına fırsat tanıyor. Ama tanıdığı bütün bu fırsatlar aynı zamanda yine ikiyüzlülüğü de içinde barındırıyor. Kadın ev içi konumunun dışında kamusal alanda ilk kez dışarı çıkıyor. Fakat bu dışarı çıkışlarında kadın yine ev içi işlerine devam etmekte. Bununla birlikte kamusal alana ilk kez çıktığında serbest bir giyim tarzına sahip değil. Yine çünkü aynı zamanda evin müşfik annesi durumunda. Yani bir tarafıyla münevver olması gerekirken ama bir tarafıyla yine müşfik anne rolü devam etmekte. O dönemin modernist entelektüel erkekleri
modernleşmenin en önemli parçasının kadının kamusal hayata girmesi, vatandaş olması, tüm bunlarla birlikte eğitim hakkı gibi şeylerin yanı sıra bir biçimiyle özel alandaki görevinden de vazgeçmemesinin altını çizmiş oluyor. Tabii bütün bunlar bir tarafıyla bir yerleri yıkıyor ki bugün tarihin dışında kalan kadınları araştırmamız açısından aslında görüyoruz ki tarihin dışında kadın yok, var. Ama bütün bunların nasıl yollardan geçtiğini görmemiz açısından diye o aşamanın, yani modernleşmenin de ayrıca bir paradoks olarak orada durduğunu düşünüyorum. Çok kısaca ben, vaktimiz çok 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 az olduğu için, çok da uzun bir metne sahip olduğum için son olarak şunları söylemeye çalışacağım. Afife Jale ve Macide Tanır üzerinden. Afife Jale 1902'de doğuyor. Macide Tanır ise 1922. İşte aralarında 20 yıl bir fark var. Fakat bu 20 yıl fark aynı zamanda çok kısa bir süre olmakla birlikte çok büyük değişikliklere sebebiyet vermekte. Afife Jale bir tiyatro tutkunu. Kendisi o dönem işte Osmanlı Tiyatrosu'nun meraklı seyircilerinden ve Darülbedai'de açılan tiyatro kurslarında sınavı kazanır. O beş kadından biri olur. Ve sadece o dönem şöyle bir şey var. Kadınlara özel gösterilerde oynayacakları şartıyla Müslüman kadınlar bünyeye alınır. Dolayısıyla Afife Jale de bunlardan biridir. Afife Jale'nin macerası şöyle başlar. İlk çıktığı oyundan bahsetmek istiyorum. Emel adlı rolü oynayan Eliza Benemencian yurt dışına gittiği için bu role Afife seçilir ve Jale takma adıyla sahneye çıkar. Fakat sahneye daha çıktığı gece, ilk çıktığı gece polis tiyatroyu basar. Önce ilk uyarıyı alır. Onun ardından bir hafta sonra Tatlı Sır oyununa çıkar. Yine polis tiyatroyu basar. Bu kez Afife Jale kaçmak zorunda kalır. Tekrar belli bir süre sonra Odalık adlı oyuna çıkar. Yine polis baskını olur ve yine Afife Jale yakalanmadan kaçar. Bu kez de Darülbedai yöneticileri Celal Sahir ve Hüseyin Suat tutuklanırlar. O kadar çok örneği var ki. Buna benzer Afife Jale hemen hemen her çıktığı rolde, sahnede polis baskınına uğramıştır ve kaçmıştır. Neticede baktığımızda bir tiyatro tutkunu sahnelerden ayrılmak istemez. Kendisinin çok çok büyük bu anlamda cümleleri var. Eğer bakarsanız Vasfi Rızaoğlu'nun anılarında da görebilirsiniz. İşte hayatımda en mesut olduğum gece olarak ilk çıktığı sahnede, sahneye çıktığı ilk geceyi söyler. Bu anlamda aslında en büyük aşkı ve tutkusu tiyatrodur. Ama aynı zamanda o tutku onun hem hayatını sefil bir hale getirir hem de ölümünde de o hale getirmiştir onu. Şimdi bu kadar trajik bir yerin altını çizmemin sebebi işte 20 yıl sonra doğan başka bir tiyatro tutkunu olan kadın oyuncunun ise tam tersi bir hayata sahip olması ve bu süreçlerin aslında tamamen modernleşme öncesi ve sonrası, Cumhuriyet öncesi ve sonrası diye ayırdığımız bir durumun sonucu olduğunu söyleyebilirim. Şeye baktığımızda, Macide Tanır'a baktığımızda kendisi bir kere Devlet Konservatuarı Tiyatro ve Opera bölümünden sınıf atlayarak 3 yılda mezun oluyor. Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaya başlıyor. 85 yılına kadar bakıyoruz ki sahnelerde kalıyor. Dahası tiyatronun dışında sinema ve dizi oyunculuğu yapıyor. Cumhuriyet tarihimizin de en önemli kadın oyuncularından biri oluyor. Şimdi burada tabii bütün bunlarla birlikte onun da mesela şöyle bir şey var. Afife Jale ile ilgili bilgiler için çeşitli yazarların yaptığı söyleşiler ya da onların anılarından bilgiler toplarken, işte Özdemir Nutku'nun yaptığı bir söyleşiye baktığımızda, Vasfi Rızaoğlu'nun anılarına baktığımızda, ama neyi görüyoruz? Belli bir süre sonra Macide Tanır'ın kendisinin yazdığı anılar, tiyatronun cadısından mesela görüyoruz onunla ilgili anıları. Bunlar bile aslında ürküten, pek çok şeyi bize söyleyen, çığlık attıran şeyler. Orada tiyatronun cadısında ise şunu görüyoruz ki Macide Tanır
7/24 tiyatro düşünen, sürekli tiyatroda olan ve tiyatro kitaplarıyla iç içe olan biri. Dolayısıyla orada da gördüğümüz şey tabii ki Cumhuriyet kurulmuş, modernleşme gelmiş. Çok küçük bir alıntı, onu sizle paylaşmak istiyorum. Bu anlamda Sevda Şener, Cumhuriyet'in 75. yılında Türk Tiyatrosu kitabında şöyle bir şey söylemekte. Darülbedai sanatçılarının 1923 günü akşamı Mustafa Kemal'in huzurunda temsil ettikleri İbn-i Ferrik Ahmet Nuri'nin ceza kanunu uyarlamasında Büyük Önder'in uyarısına uyarak Bedia Muhabit de rol almıştır. Böylece Cumhuriyet'le birlikte tutucu direnişe karşı iki önemli zafer birden elde edilmiş olur. Daha 4 yıl önce İzmir'de Sporting Kulüp'te Türk kadınının topluma katılmasını sağlamak amacıyla düzenlenen erkeklerin eşleriyle birlikte izleyecekleri gösteri tutucu çevrelerin engeliyle karşılaşmışken kadınlarla erkekler bir arada tiyatro seyredebilirler. Yani 1920'de sahneye çıktığı için hakkında kovuşturma açılan, Darülbedai kadrosundan attırılan Afife Jale'den sonra bir Müslüman Türk kadını sahneye çıkıyordur. Evet, aslında bundan çok şaşırmakla birlikte neden şaşırmadığımı sanıyorum konuşmamın başından beri bir biçimiyle ifade etmeye çalıştım. Tamamen bir devlet projesi ve bununla ilintili kültür politikalarının getirdiği bir durum ister istemez tarihte olduğu gibi, sanat tarihinde olduğu gibi, günlük yaşamda olduğu gibi kadını her alanda zor duruma iten, tarihin dışına iten, kanunun dışında bırakan bir durumla bizim karşı karşıya getiriyor. Afife Jale de sanıyorum bu anlamda ateşi ilk yakan, Türkiye tiyatrosu açısından sahneye çıkma anlamında ateşi ilk yakan bir kadın oyuncu olarak görebiliriz. Son konuşmacımıza devam ediyoruz. Esra Özdoğan. Esra Özdoğan Fransız dili ve edebiyatı eğitimi almış. Lisans ve yüksek lisans derecelerinde. İstanbul Üniversitesi Fransız dili edebiyatı bölümünde 1994-2001 yılları arasında okutmanlık ve araştırma görevlisi olarak çalıştıktan sonra Yapı Kredi Yayınları'nda editörlük, yayın kurulu üyeliği, çevirmenlik gibi görevlerde bulunmuş. Can Yayınları'nda editörlük ve yayın yönetmen yardımcılığı yapmış. Aralarında çok önemli yazar ve düşünürlerin bulunduğu 50 kadar yapıtın Türkçe'ye aktarılmasında katkıda bulunmuş. Kendisi Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümünde yüksek lisansını tamamlamış. Bir süredir fotoğraf alanında çalışmalarını sürdürüyor. Aynı zamanda serbest yazarlık ve çevirmenlik yapıyor. Bugün kendisinden Yıldız Moran Odağı'nda Kadın ve Fotoğraf başlıklı konuşmayı dinleyeceğiz. Teşekkür ederiz. Buyurun. Bugün dinlediklerimizden de yola çıkarak söyleyebilirim ki aslında fotoğraf alanında da kadınların bu kanon dediğimiz aslında muğlak ve çokça tartışılabilir kavramla kurdukları ilişki diğer sanat alanlarından çok farklı değil fotoğrafta da ve Yıldız Moran da aslında kadınların bu kanonla sürdürdükleri çetrefilli mücadeleyi betimlemek açısından çok önemli bir örnek. Yıldız Moran çok özel biri. Yani çok özel bir fotoğrafçı. Neden? Bu onu özel kılan karakteristikleri önce açıklamak için biraz Yıldız Moran'ın gerisine ondan önceki kadınlar nezdindeki fotoğraf tarihine bu topraklarda biraz bakmak istiyorum. Çünkü Yıldız Moran çoğu kaynakta ilk Türkiye'li profesyonel kadın fotoğrafçı diye anılır. Mesleki açıdan birçok anlamda bir ilktir Yıldız Moran ama Türkiye'nin ilk Türkiye'li profesyonel kadın fotoğrafçı değildir. Yani onu böyle anmak çünkü öncesinde çok zengin üretimler vermiş bazı kadın fotoğrafçılara haksızlık olur. Ki işte en belli başlı isimleri saymak isterim burada. Naciye Hanım, Muzaffer Hanım, Meryem Şahinyan ve Semiha Es örnekleri gibi. Şöyle ki bir kere fotoğraf mecrası üretim süreci açısından bile
cinsiyetin çok belirleyici olduğu ya da belirleyici olduğu varsayıldığı bir alan. Bu da geç Osmanlı'da, erken Cumhuriyet döneminde ağırlıklı olarak Müslüman bir toplumda kadınların bırakın kameranın arkasında operatör olarak iş görmeleri, kameranın önünde poz vermeleri dahi tasavvur edilemez bir deneyim. Çünkü nereden baksanız birinin fotoğrafını çekmek elbette ilişkisel ve mahrem bir deneyim. Yani mesafenin azaldığı bir deneyim, interaksiyonun olduğu bir deneyim. Kaldı ki bir erkeğin karşısında başını açıp poz vermekten söz ediyoruz eğer asıl sureti yakalayacaksa. Dolayısıyla kadınların kamera arkasına geçmesi aslında kadınlara yönelik bir kısıtlamayla başlıyor. Kadınlar kadınların fotoğraflarını çekmek üzere fotoğraf işine soyunuyorlar. Dolayısıyla kadınların fotoğrafik suretinin çıkarıldığı durumlar çok ender. Ne zaman oluyor bunlar? Mesela ya sosyetik olacaksınız, öyle diyeyim. Sebajuaye gibi böyle saray nezdinde güvenilirliği etiketlenmiş fotoğrafçılara poz veren, işte yine saraya yakın çevrelerden ama işte yine başı kapalı Osmanlı hanımı portreleri var. Ya da aslında birer portre bile olmayan, yani sokaktan kadın görüntüleri var. Bunlar da aslında ya yabancı seyyahların ya da buradan dışarıya oryantalizm servis eden fotoğrafçıların yakaladıkları sokak görüntülerinde var olan kimliksiz kadın portreleri. Portre de değil aslında. Kaldı ki çoğunun aynı oryantalist çerçevede işte doğulu kadın görünümü verilmiş gayrimüslim kadınlar olduğu da biliniyor. Ya da örneğin sansüre uğrasa da bir dönem Osmanlı topraklarında dolaşımda kalmış erotik postkartlar var. Onlara poz vermiş kadınlar var ama onların da işte ne kadarının Osmanlı sınırları dahilinde yaşayan Müslüman ya da gayrimüslim kadınlar olduğu şüpheli. Ya da örneğin birer vaka olarak fotoğraflanmış ve portresi çekilmiş kadınlar var. Bunlar çok hazin görüntüler bir yandan da. Çünkü fotoğraf her şeyden önce sanayi devrimine, ön modernitenin bir işlevsel gereci olduğu için, yenilenmenin bilançosunu çıkarmak üzere kullanıldığı için burada da örneğin Haseki Hastanesi'nin arşivlerinde yer alan albümlerde o dönem hastanede opere edilmiş kadınların portreleri var. Hatta bu şey Zeynep Çelik ve Ethem Erdem'in birlikte hazırladıkları Kamera Otomana kitabında örnekleri de vardı. Ama bunlar da kadın portreleri değil, nesneleştirilmiş tıp belgeleri aslında. Yani mesela fotoğraflar kadınları opere etmiş cerrahın damgasını taşıyor. Hepsi bir örnek giysiler içerisinde. Sadece ameliyat edilen bölge yırtılarak açılmış ve kamera aslında onu çekiyor. Dolayısıyla bunlar da kadın portresi değil aslında işte atıyorum fibrokistik yumurtalık tümörünün portresi. Şimdi bu örnekler çoğaltılabilir ve derinleştirilebilir aslında tabii ki. Yani ben de tarihçi değilim ve bunlar benim gözüme takılan örnekler. Ancak şu var ki yani fotoğrafik bir surete sahip olmak için geç Osmanlı'da kadınların öyle ya da böyle bir nesneye dönüşmesi gerekiyor. Yani ya oryantalist bir nesne, ya bilimsel bir nesne ya da erotik bir nesne olmaları gerekiyor. Dolayısıyla kadınların fotoğrafla daha yaygın bir biçimde tanışma hikayesi bu tür kısıtlamalar ve sınırlamalar üzerinden gerçekleşiyor. Nitekim örneğin Naciye Hanım da bu noktada devreye giriyor zaten ve fotoğrafçı olarak yalnızca kadınları kabul edeceği bir stüdyo açıyor. 1919'da yaşadığı köşkün kapısına bir tabela asıyor. Türk Hanımlar Fotoğrafhanesi Naciye, tabela da bu. Çok önemli bir kadın girişimci aslında, çok önemli bir teşebbüs ticari açıdan da. Krizi fırsata çevirmiş biri ve elbette fotoğrafa başlayan diğerleri gibi, yani Muzaffer Hanım gibi, Meryem Şahinyan gibi, daha sonra Semiha Es gibi mali ve ailevi kaygılarla başlıyor fotoğrafa Naciye Hanım.
Tabii genelde yalnızca Osmanlı'da da değil, kadınlar dışarıda da o dönemde hep kapalı ortamda ya kocalarından ya babalarından öğreniyorlar fotoğraf işini. Ve yine yalnızca burada değil, dışarıda da o fotoğrafın çekim sürecindeki o mahrem ilişkiden çekinebilecek, tedirginlik duyabilecek kadın müşterileri çekmek üzere stüdyolarda çalıştırılıyorlar. Tabii sayıları çok daha fazla. Mesela Naciye Hanım stüdyosunu açmadan 20 yıl önce Amerika'da ve İngiltere'de toplam kadın fotoğrafçıların sayısı 7000. Dolayısıyla Naciye Hanım'ı harekete geçiren sebepler de aynı. O da fotoğrafı kocasından öğrenmiş. Kocası İsmail Hakkı Bey diye bir asker, işte Balkan Savaşı'nda bulunmuş, Birinci Dünya Savaşı'nda bulunmuş. Bir dönem askeri zorunluluklar nedeniyle Avusturya'da kalmış. Kocası orada fotoğraf öğreniyor ve sonra alet edevatı da alıp buraya dönüyor. Yıldız'da bir köşkleri var. Oranın en üst katını, zaten o dönemde gerek amatör gerek profesyonel stüdyolar genelde binaların en üst katına, böyle dört tarafı camekanlarla çevrilmiş çatı katlarını, mümkünse tavanı da elektrikli aydınlatma olmadığı için perdelerin açılıp kapatılarak yönlendirilmesiyle işliyor. Orada işte Naciye Hanım'la birlikte oyalandıkları amatör bir stüdyo kuruyorlar. Fakat adam asker olduğu için işte bir dönüyor kolu yok, bir dönüyor bacağı yok, bir dönüyor kalbi hasta falan. En sonunda çalışamaz ve atıl duruma gelince ya ben bu stüdyoyu işler hale getireyim diye kolları sıvıyor Naciye Suman. Nitekim 2. Meşrutiyet'in bir feminist dergisi Kadınlar Dünyası'nda da bu çok önemli bir teşebbüs olarak duyuruluyor Naciye Hanım'ınki. Yani çok müşterisi oluyor. İşte cephedeki kocasına, sevgilisine fotoğraf göndermek isteyen başını açabiliyor, işte omzunu açabiliyor, mahrem yerlerini açabiliyor. Ya da gerçekten suretlerini, fotoğrafik suretlerini elde etmek isteyen kadınlar gidiyor. Ve yavaş yavaş örneğin kızının anlattıklarına göre tabii çok kapalı, güven veren ve korunaklı bir ortam olduğu için bu stüdyo yavaş yavaş gay community de gitmeye başlıyor. Yani işte kadın kılığında poz vermek isteyen erkekler, erkek kılığında poz vermek isteyen kadınlar da Naciye Gold'un yani Naciye Nengold'un çok ilginç gerçekten. Tabii şu da var, cam negatifi müşterinin gözleri önünde kırma sözü veriyor. Bu da bir güvenilirlik ilişkisi kuruyor ama tabii sonradan da şeyi yok ediyor. Arşiv kalmıyor böyle olunca. Naciye Hanım çok ilerici ve kafası bir açık bir kadınmış. Fotoğraf işinde o kadar ilerliyor ki dışarıya dönük de çalışmaya başlıyor. Mesela gidiyor Sultan Reşat'ın torunlarına fotoğraf dersi veriyor. Ya da alıyor alet edevatı kameraları işte İstanbul'daki nümayişlere, işte Kurtuluş Savaşı sırasındaki mitingleri fotoğraflıyor. Teşkilatçı da işte savaş sırasında kadınları örgütlüyor, bir şeyler ürettiriyor, asker bağlantıları kullanıp onların Anadolu'ya aktarılmasını sağlıyor filan. Yani o da döneminin çok önünde bir kadın, Yıldız Moran gibi. Zaten sonunda kocayı da atmış, ağlı böyle çok mızmızlanıyor evde filan diye. Soyadı kanunu çıkınca kocanın soyadını da almamış filan. Yani keşke üstüne daha kapsamlı araştırmalar yapılabilse. Muzaffer Hanım ondan 3-4 sene sonra yine böyle aynı sahiple fotoğraf işine giriyor ama onun farklı şey, onun farklı viziti. İşte seyyar fotoğraf Muzaffer Hanım. Ya siz hiç hani sokağa da çıkmayın, stüdyoya da gelmeyin, orada kas katı durmayın. Ben evinize giderek, iç mekanlara, gerçek yaşam alanınıza giderek sizi fotoğraflayacağım gibi bir tanıtımı var. İşte Süs dergisinde de o dönem nitekim Muzaffer Hanım da tavsiye ediliyor. Keza Meryem Şahinyan yine mali kaygılarla ve benzeri beklentilerle fotoğrafa başlıyor. Ve 1933'ten 85'e
kadar, yani çok uzun dönemi kapsayan bir fotoğraf serüveni var onun da. İşte Sivaslı çok varlıklı bir ailenin torunuyken aslında dede meclisi mebusanda vekil filan. 1915'te bunlar işte 30 tane köy, un fabrikası, konaklar, köşkler hepsini kaybedip İstanbul'a göçmek zorunda kalınca babası böyle elde avuçta kalan az miktarda parayla Stüdyo Galatasaray'a ortak olmuş. Ailede de erkek çocukları okutulduğu için Meryem Şahinyan da babasına yardım etmekle mükellef. Nitekim o da işte yani Naci Hanım kocasından öğreniyor, Meryem Şahinyan babasından öğreniyor. İşte çok uzun yıllar ve çok büyük bir arşivle bu Foto Galatasaray'ı işlettiğini biliyoruz Meryem Şahinyan'da. Semiha Es keza yine fotoğrafı işte kocası Hikmet Feridun Es'ten öğreniyor. Yani yine içeriden ve yine bir erkekten. Ama Semiha Es'in önemi doğrudan dışarıda çalışan ve çok uzun yıllar, yarım asır kadar foto muhabirliği yapmış olmasında ve savaş muhabirliği yapmış olmasında daha önemlisi. Kore Savaşı'nı belgeliyor, Vietnam Savaşı'nı belgeliyor ve şimdi 1912 doğumlu biri olduğunu düşünürsek gerçekten anılarında hani o dönem için çok korkusuzca hareket eden bir savaş muhabiri görüyoruz. İşte bomba yüklü kamyonlarda seyahat ederdik diyor. İşte cephede kadın gazetecilere ayrılmış çadırlarda, işte tahta ranzalarda yatardık. Etrafta kurşunlar uçuşurdu falan diyor. Gerçekten o da böyle bir zamanının çok önünde birisi. Tabii Yıldız Moran'la aynı dönemde ya da biraz daha öncesinde foto muhabirliği yapmış Eleni Küreman var. Hemen aynı dönemlerde fotoğraf çekmiş Afife Bilek var. Şimdi Yıldız Moran'a artık dönmek istiyorum. Şimdi her şeyden önce o bu saydığım kadınlardan çok farklı bir kulvardan geliyor. Bu kadınların tümünden farklı bir nedenle ve çok daha farklı koşullarda fotoğrafla buluşuyor. Bir mali zorunlulukla yola çıkmıyor. Bir seçim yaparak ve bu işi bir sanat dalı olarak icra etmeyi isteyerek başlıyor fotoğraf yolculuğuna. Bu işin eğitimini almak için yurt dışına gidiyor. Bu her ne kadar bir olanak meselesi olsa da o dönem için yenilikçi ve imkanlar dahilinde ilerici bir adım. Çünkü işte arkasındaki gelenek ortada. Öte yandan bu eğitimi yönlendiriyor da. Örneğin ilk yılını Bloomsbury Technical College'da geçirmiş. Burası aslında fotoğraf departmanının yanı sıra işte biçki dikiş, şapkacılık gibi bölümleri de olan bir tür kızlar için, kadınlar için yüksek meslek okulu. Buranın aslında teknik eğitiminin kendisine yeterli gelmeyeceğini hemen anlayıp işte ikinci yılında bugün bir Güzel Sanatlar Fakültesi'ne dönüşmüş Ealing School of Arts'a geçiş yapıyor. Oradaki eğitimin de tek başına yeterli olmayacağını düşünüp benim bir fotoğrafçının yanında pişmem lazım diyerek John Vickers'ın yanında çok uzun süreler asistanlık yapıyor. Ve John Vickers Angus McBee'nin öğrencisi. Yani çok önemli bir portreciler kuşağının aslında çırağı oluyor Yıldız Moran bu anlamda. Sonrasında işte orada sergiler açıyor, tüm işlerini satıyor iki gün içerisinde ve işte Avrupa'yı tek başına elinde fotoğraf makinesiyle dolaşıyor. Yani dayanar mısın bile mesafe olarak yani Coney Island'dan öteye gidemediği bir dönemden söz ediyoruz. Yani bu eğitim faktörü, bu cesur deneyimler önemli elbette ama burada... Yani Yıldız Moran'ı farklılaştıran biraz da aklı ve sanatına bakışı olmuş. Bunları zaten hem sanatçı olarak fotoğrafa dair söyleminde, bu fotoğraf söylemi özellikle çok önemlidir Yıldız Moran'ın Türk fotoğraf tarihi açısından. Hem de tabii ürettiği işlerde de görüyoruz. Şimdi belki bunu çok kısa açabilir miyim? Şimdi burada tabii üretimlerini uzun uzadıya çözümlemeye tabi tutacak bir süremiz yok ama
Kısaca bunların belli başlı niteliklerini anmak ve konumlandırmak lazım. Şimdi Mora'nın fotoğraf çekmeye başladığı dönem hem dünyada hem Türkiye'de fotojurnalizmin altın devrine denk geliyor. Yani siyasetin fotoğrafın işleyişine en çok etki ettiği dönem. Neden? İşte savaş sona ermiş, bu Auschwitz fotoğrafları yeni yeni ortaya, yani kısa bir süre önce ortaya çıkmış diyeyim. Ve yani dünyayı kasıp kavurmuş bu felaketlerin arkasından toplumlarda bir yenilenme, bir kalkınma arzusu var. Ve fotoğrafta da o Fransız solundan gelen ve bu kalkınma vaadine, yenilenme arzusuna yani insan nesnesi üzerinden yatırım yapmaya soyunmuş bir hümanist ama fotojurnalizmin uzantısında gelişmiş bir hümanist bir anlayış var. İşte o çok bildiğim, iyi bildiğimiz bugün bile işte gündelik yaşamdan yakalanan işte naif görüntüler, yaşam kesitlerinden duygusal izler, işte toplumun kıyısında kalmış olanlara lirik bakış anlayışı bu dönemde yükselişe geçiyor. Tabii bu fotojurnalizmin yükselişi şunlara da bağlı. Mesela bir Magnum kurulmuş. İkincisi işte Cartier-Bresson o yani mamut ağırlığında temcit pilavı gibi bir kanon olmuş. Yani tüketilememiş o karar anı yazısını yayınlıyor. Üç işte Life dergisinin foto röportajları çok yükselişte. Bir de tabii dördüncüsü bu daha iyi ve kardeş bir dünya hayali kapsamında MoMA'da Steichen'in o Susan Sontag'ın yerden yere vurduğu aslında boş bir hayale kandırmaca saydığı işte Family of Man, böyle bir hepimiz kardeşiz temalı serginin açılması. Şimdi ama şöyle bir şey var, tüm bu nedenlere bağlı olarak yükselişe geçen bu gerçekçi fotojurnalizm aslında fotoğrafı belge değerinde hapsediyor. Yani fotoğrafı gerçeğin birebir mekanik bir izi konumuna getiriyor. Fotoğrafçı ya da dümdüz bir operatör ya da yani böyle estetize kompozisyonlar yakalamakla yükümlü ağırlıklı olarak nesnel bir göze indiriyor. İşte burada da aynı dönem Ara Güler ve Fikret Otyan Anadolu fotoğraflarını çekmeye başlıyorlar. Yıldız Moran bu tavrı reddeder. Açıkça sanata dair söyleminde reddeder. Bu açıdan bir ilktir asıl. Yani ilk kadın fotoğrafçı da değil, ilk fotoğrafçıdır. Tavır ve tema olarak yani stüdyo fotoğrafları haricinde bu hümanist kanonun yakınındadır elbette. Ama bu genel yönelimin içeriğini farklı bir statement'la yani kendine özel bir fotoğraf anlayışıyla yönlendirir. Ki bu da aslında fotoğrafın anlatımsal gücüne ve sanatsal yanına yüklediği değerdir. Örneğin peyzajlar diye adlandırdığı o Anadolu fotoğraflarına baktığımızda bu mesela o karar anı kanonuna yaslanmış birçok fotoğrafçının bugün hala işte ya bu fazlalık, bu işi bozmuş, bunu buradan çıkar, burada çok boşluk var, keşke bir figür koysaydın diyeceği noktalarda özellikle sapma gösterir kompozisyonları. Yani bir boşluk varsa Mora'nın fotoğrafında o üzerine öyküler üretilebilecek bir boşluktur. Mesela bazen insan figürlerinin üst üste bindiği, yığıştığı fotoğraflar görürsünüz ama fotoğrafın verdiği his orada da bir korelasyonun, anlatının saklı olduğu yönündedir. Ya da örneğin önde bir ihtiyar yaşlı Anadolu kadını oturmaktadır. Onun arkasında da genç bir delikanlı vardır. Şimdi yine o çok bildik bana kalırsa çok eril o F8 keskinliğinde o ihtiyar kadının kırışıklıklarını fotoğraflamak yerine onu blur bırakır ve arkadaki o genç oğlanın kocaman gülüşüne fokuslanır. Oradan tabii bu iki figür arasında bir ilişki kurulabileceği yönünde bir öyküye davet eder aslında izleyiciyi bu yolla. Ve bir kadın gözüdür tabii ki. Çokça kadın portresi de üretmiştir. Ben bu Pera Müzesi'ndeki sergi sırasında
oraya gelen arşivi tarama fırsatı bulmuştum. Böyle göz arka arkaya baktıkça, döndükçe fark ediyor. Yinelenen takıntıları ve leitmotifleri var Yıldız'ın oranında. Ama yani canlı ya da kayıt değil bunlar. Örneğin erkeklerin yatay, kadınların dikey konumda oldukları çok fotoğrafı var. Dolayısıyla hem metaforlu bir dildir, Yıldız Moran'ın fotoğraf dili yani oyunludur, hem de fotoğrafta bu leitmotiflerle kazanılması çok zor olan böyle bir öv, yapıt kavramını da yakalamıştır. Yıldız Moran bu anlamda diyebilirim ki aslında bir başka kanonun başlangıcını, söylemiyle de hatta aralanışını fark etmiştir. Yani fotoğraf işte bir kayıt cihazı mı, bir ifadenin üretimi mi ya da bir saptama mı yoksa bir yapım nesnesi mi? Yani bu kutuplar arasındaki o ontolojik gerilimin çok iyi farkına varmıştır. Ve tabii durağan görüntünün tabii anlatı gücüne inanmıştır her şeyden önce. Üstelik bu anlatı böyle salt, yalın, fotojurnalistik bir anlatı da değildir. Öyle bir narasyon da değildir. Bunu açıkça söyler zaten röportajlarında da. Yani fotoğraf kurmacayı gerçek gibi gösterebilirken gerçeği bir kurmaca öykünün retoriğiyle sunabilir, dile getirebilir fikri vardır Moran'ın. Ya bugün bu ifadeler tabii bize çok sıradan görünebilir ama o dönem için bu son derece prospektif bir söylemdir. 83 yılında mesela Ses dergisinde yapılmış bir söyleşisinde muhabir şey diyor Yıldız Moran'a. Çok ünlü bir fotoğrafçımız var diyor. Diyor ki fotoğraf sanat değildir. Küçük heyecanlardan sanat olmaz. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Çok da zeki bir kadın tabii. Önce şey demiş muhabire, evet büyük heyecan duyulmalı. Fakat o cevabın kapsamı yani diyor ki Moran, fotoğrafın sübjektif bir yönü var diyor orada. Bu da gazete röportajı ile şairi ayıran yönüdür diyor. Şimdi bu cevabın tamamının içeriği şöyle söyleyebilirim ki 2005 yılında Fransa'da Rouye şu kalınlıkta bir kitap çıkardı. Teorik bir kitap. Yani bu cevabın içeriğinin tartışıldığı hala. Yani ne kadar ilerici bir söylemi olduğu fotoğrafın kavramsal yanına dair buradan da çıkarabiliriz. Tabii ama bitiriyorum evet. Sonra bu kısmı tabii neden bıraktı, neden yalnızca 10 yıl fotoğraf çekti biraz tevatür ve sohbet bölümüne geçiyor. Ama bu yalnızca evliliğe bağlanabilir mi? Çok emin değilim, bu bir tercih olabilir çünkü. Bunun daha çok böyle bir kadın sanatçıların genelini düşündüğümde daha böyle bir toplu bir bıraktırma operasyonu diye görüyorum ben bunu. Sami Rıfat anlatıyordu. Yıldız Moran fotoğrafı bıraktıktan sonra aslında entelektüel üretime devam ediyor. Yani bir eşlikle karşıtı anlamlılar sözlüğü hazırlıyor. Babası Vahit Moran'ın Türkçe-İngilizce sözlüğünü revize edip tekrar bastırıyor, çeviriler yapıyor. Sami Rıfat da bu eş anlamlılar, zıt anlamlılar sözlüğünü çok kullanırmış. Bir gün aklıma esti diyordu, bakmış acaba fotoğraf maddesinin karşısında ne vardı? Yok, fotoğraf maddesi yok, kendi hazırladığı söz yani işte lens var, bakaç var, objektif var, sinema terimleri var, fotoğraf maddesi yok, silmiş yani. Şimdi şöyle şeyler de işin içine giriyor bence bu süreçte. Yani siz 21 yaşınızda Londra'da 5 tane sergi açıp yok satıyorsunuz. Burada bir sergi açıyorsunuz. 2 ay kimse bir şey almıyor. Yani bunlar da küstürücü nedenler de olabiliyor aslında zorunluluk dışında. Bir de Yıldız Moran şu anlamda da yalnız. Başka kimse yok. Yani bu işi yapan onun gibi başka kimse yok. Şöyle bir hikaye var mesela, Diane Arbus, Imogen Cunningham, Lizette Muddle ve Dorothea Lange sık sık bir araya gelip, Amerika'nın en güçlü kadın fotoğrafçıları bunlar, fotoğraf konuşurlar. Şimdi tanıklıklar ve belgelere bakarak söylüyorum ki aslında bu konuşmalar yalnızca bu fotoğrafın içeriğini, teknik yanını
tartıştıkları sohbetler değil. Aslında o konuşmalar sırasında bu dört kadın biraz da kendi bilinç dışlarında da işte o var olan püriten yargıları, korkuları biraz kırmak için birbirlerine bir anlamda terapi seansı uyguluyorlar. Şimdi Yıldız Mora'nın böyle bir şansı da yok. O kadar tek başına ki. Ve yine Diane Arbus söylüyordu mesela, Lizette Muddle bana şeyi öğretti diyordu. Fotoğraf çekmeye başladığın zaman suçluluk hissedeceksin. Çünkü bir kadın olduğun için o kameranın mekaniğine hiçbir zaman tam anlamıyla hakim olamayacağını düşüneceksin. Ama kendini bundan sakın diye. Çünkü gerçekten de böyle bir korkun vardı diyor. Oysa bitiriyorum. Makine tamir edebilen biri Diane Arbus. Yıldız Moran belki bu anlamda da yalnız kaldığı ve yalnız bırakıldığı için bıraktı fotoğrafı. Bir de tabii sözünüz farklıysa, yani bakışınız kanondan sapıyorsa, erkekseniz eğer, bu yeni bir kanonun kapısını açmanızı sağlıyor. Ama işte kadın olduğunuzda da birazcık işte böyle bir tuhaf bir kadına, Leyla Erbil'in tuhaf bir kadınına dönüşebiliyorsunuz. Çok böyle Yıldız Moran.